Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir ittifak savaşı ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Bu ittifak savaşımızın evsu üçlüsü tabii ki ittifak savaşlarının kraliçesi Küek, kralı Omega ve yamcısı veziri Varlok arkadaşlar. Varlok yine efsane bir üçlü de sahaya çıkıyoruz. Yine 7 numara, yine ittifak savaşlarının en baba, en zorlu iki karosundan bir tanesi. Kuyek ile giriyoruz arkadaşlar. Çünkü kinetik reaktör karosu var. Biliyorsunuz Cable'ın L1'i diye attığından dolayı hacılar. Atraksiyona, maceraya gerek yok diyoruz ve arkadaşlar Kuyek ablamızla mevzuya dahil oluyoruz. Şekil A'da gördüğünüz gibi. Tabi burada Cable'ın açıkçası çok fazla yapacağı bir şey yok. Yani yapılabilecek tek bir şey var burada Kuyek'i durdurabilmek için. Kabımın sistemi bir kere daha bozması ve Kuyak'ın arkadaşlar dayak yemesi. İnat Karasu'nun kalkmasıyla beraber tabii ki Kuyak yeniden ittifak savaşlarında bir numarada listede kendini gösteriyor arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeyim, ittifak savaşlarının kraliçesi Kuyak ise kralı da arkadaşlar Omega. Neden böyle söylediğimi zaten birçok savaşta gördünüz ama bu savaşta tekrar göreceksiniz. Yani efsane bir maç. Yine çok keyifli maç. Yine eze eze. Her zaman gibi üstüne basa basa tokat manyağı yapa yapa elemanları konuklediğimiz bir maç arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk kardeşimizi Cable'ı Adda'ya göndermiş olduk arkadaşlar. Mike'ı gönderdik. Mike. Hemen arkasına Blade. Yine bu 7 numaranın başlangıç yolunda çok kullanılan bir karakter arkadaşlar. Müthiş kullanılan bir karakter. Daha öncesinde Cable'ın olduğu yerde kullanılıyordu. Ama bu sefer buraya koymuşlar. Zaten ben 7 numaranın başlangıç yolunun çok çok daha zorlu olmadığını söylüyorum. Yani 9 numaralı yol oyundaki en zor yol. Yani hem başı hem de ikinci periyodu gerçekten çok çok zorlu. 7 numaranın daha ziyadesiyle arkadaşlar ikinci periyodu. İkinci periyodu gerçekten çok sıkıntılı ki zaten birazdan göreceksiniz. Yine başımın belasını aralık ısıtıcı domino geliyor. Neyse. Burada Dobra Karosu var. Çok problem değil. İttifak savaşlarının kralı arkadaşlar. Omega burayı her türlü gömçürtür. Ayıptır söylemesi. Ve temiz bir şekilde görüyorsunuz. Bu arada rakibin arkadaşlar defansına çeviklik karosu koymamış. Yani çevikliğe verilmemiş. O yüzden siper attıktan sonra ağır saldırıya rahat bir şekilde bekleyerek çıkabiliyorum. Çağat, hemen bunları şuradan bir savuşturalım. Ve arkasına da gelsin kardeşim. Blade'in verdiği ağır saldırı açıyla beraber gençler olayı bitiriyoruz. Omega ile Omega 6 yıldız R3 200 kopya, Allahu Ekber. Ve arkadaşlar Eagan'ın boynu bükük kalmış gençler. Hafiften bir boynu bükük kalmış. Kimseye söylemeyin. Aradan bu genci de bir indirelim. Gel bakayım kardeşim. Çok da bir cacık yok. Aksine bir güzelle sağlık basacağız. Tabii. Aslında bu karada tehlikeli olan Void ama işte yani Void de bir takviye açmıyor. Takviye açsa Void çok etkili oluyordu o karalarda. Bak bu kardeşimiz kanama zehri vermiş. Kanama zehri vermesi tabii ki defansta büyük bir hata. Yani çok iş yapmaz arkadaşlar. Defansa atarken eğer savaş kasıyorsanız, rank kasıyorsanız arkadaşlar mutlaka kanama zehri kapatıp mutlaka çeviklik karosunu açmanız gerekli. Devam ediyoruz. 3 tane kardeşimizi tokatladıktan sonra hemen arkadaşlar o Nick Fury'de enerji gelmiş. Serhan Bey'e de selam olsun. Hop, hemen o enerjinin olduğu yerden balık kılçığı gibi akalım gençler ve Nick Fury'nin olduğu yere gelelim. 6 yıldız mı lan Nick Fury? Kaç yıldızsın lan sen? Pırrık. 6 yıldız. 200 bin canı var arkadaşlar. 200 bin canı var. Neredeyse çeyrek milyon canı var kardeşim. O zaman bir miktar easy takviye açalım arkadaşlar. Takviyesiz zaten ittifak savaşı oynamayın. Dediğim gibi rank kasıyorsanız, kasmıyorsanız rankı o zaman çok şey yapmayın arkadaşlar. 200 bin canı var. Burada da baktığımızda güç çerezi, yedek iyileşme gibi bolca bolca arkadaşlar güç barı doldurmalık karalar var. Zaten benim bahtım kaderim kardeşim hep rakiplerin güç barı doldurmasıyla ilgili. 6 yıldız sanıyorum R2 arkadaşlar. R2 R3 çok şey yapamadım. Arkadaşı. Gerçi çok önemli değil. Yani eğer siz olayı oturttuysanız, oynama sisteminizi oturttuysanız elemanların R2, R3 olması açıkçası çok önemli ki özellikle
bu tarz bir kadroya sahipseniz ya da bu seviyelerde savaşıyorsanız arkadaşlar yani önemli olmuyor. Zaten 6 yıl dışında Allah razı olsun. Yani R3 Omega ile giriyorsun. Bir zahmet de 6 yıldız R2 R3 de eleman mı tokatla yani. Ama dediğim gibi asıl mevzu burada arkadaşlar en önemli mevzu. İttifak savaşlarındaki en önemli. Bak ne diyorum? En önemli mevzu doğru karakterle savaşa girmeniz. İşin %90'ı arkadaşlar doğru karakterle savaşa girmeniz. İşin %90'ı bu. %9'u sizin tecrübenize kalıyor. İşte hero'lara olan hakimiyetiniz, oyuna karaya olan hakimiyetiniz, takviyeleri kullanmanız gibi şeyleri arttırabilirsiniz. Geriye kalan %1'lik kısımda namussuz kabama kalıyor gençler. Kabamın artık orada sizin için hazırladığı ponçik sürprizlere kalıyor. Onun dışında bicacık yok açıkçası ittifak savaşlarında. Doğru kadro. Doğru kadro. Doğru kadro arkadaşlar. Doğru kadroya gireceksiniz. İşte dediğim gibi %9'luk kısmı da orada sizin işin tecrübe kısmı. %10'u kaldı. Yani zaten burada Nick Fury'nin değil arkadaşlar 6 yıldız R2 R3 yani 7 yıldız R4 R5 olsa sağlığı 500 bin olsa yine bütün dövüş boyunca gene bir şey yapamaz arkadaşlar. Mevzu çünkü çok basit. Mevzuat basit. Zaten iki kere güç para doldurma mevzusu vardı. İkisini doldurdu. Bir tanesi büyük olandı, bir tanesi küçük olandı. Küçük olanı ara ara açtırabilirdik gene. Neyse. Bu kadar bıdı bıdıdan sonra bir sonraki kardeşimiz arkadaşlar. Kork geliyor. Bu da 5 yıldız R5. Buraya konacak olan Kork tabi artık geçen sezonlar kadar etkili değil. Burada karışım ustalığı mıydı neydi işte. Karışım mevzusu var. Yani arka arkaya aynı iki saldırı yaptığınızda arkadaşlar burada o iş olmaz. Burada o iş olmaz. Yani ne olur kaçış yapar kardeşimiz. Tabi artık burası Q eklenebilir. Arkadaşlar. Q ekle de çok rahat bir şekilde bu kardeş geçilebiliyor. Q eklenebiliyor. Ama ben Omega ile oynamayı çok sevdiğim için bir de Q ek parmağım yorulmasın istediğimden dolayı. Omega çok rahat bir şekilde arkadaşlar dediğim gibi buraya geç ama kesinlikle Q ekleyebiliyorsunuz da çok rahat bir şekilde. Bir öncekinde de Q ekleyebilirdiniz bu arada. Ama Q ek bu aralar güven vermiyor gençler. Yani kabamın bu abidik gubidik twist'e gelme mevzusundan dolayı. Bakın böyle dikkat edin tek vur çekili yapıyorum yani kaçış için artık iyice hazırım yani. Yani yine burada tabii şu anda şey var. İnat korosunun kalkmasıyla beraber insanlar zor alıştığı için ittifak savaşında. İttifak savaşında anahtar mini bosslara ve boss'a hangi karakter konacağı konusunda arkadaşlar çok büyük bir boşluk var. Yani şu anda ittifak savaşlarında ittifaklar defansa karakter koyma konusunda sıkıntı yaşar. Yok yani bir çeşit yok. Etkili bir defans şu anda oyunda yok arkadaşlar. Herkes şu anda bir bocalamada. Herkes bir denemede tekrar bosslara mojolar konmaya başladı. İşte mojo deniliyor. Doktor Doom denemiyor. Doktor Doom'un her şeyinden kaçılması artık çok kolay oldu. Çok kolay deşifre artık şu anda. Yani Apokolips hala deniliyor. Apokolips ki biz boss'a bizim grupta Apokolips vardı. Apokolips 10 kill aldı arkadaşlar. 10 kill aldı. Vay vicdansız. Birazdan killleri göstereceğim zaten. Önce şu taş adamı bu arada sağlığımız 99'a kadar çıkmış durumda. 1, 2, 3 bu kardeşimiz de artık finito gençler. Ve rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde taş adamı da gıdıklıyoruz. Şöyle baktığımızda ortalama şöyle bir çıktığımızda yoldan arkadaşlar 5 kill almış olduk bile. Hemen aşağı doğru devam ediyor. Ah Domino'ya bak ya Zalım'ın kızı abi. Abi hep benim yoluma Domino. Allah müstahakını versin. Çok iğrenç bir yolda ya. Çok iğrenç bir yolda. Çok iğrenç bir karakter arkadaşlar. Gerçekten çok iğrenç bir karakter. Neyse. Bir sonraki nakısı sersemletmeyi kötüye kullanma var. Sersemletmeyi kötüye kullanmada maymuncuk var. Maymuncuk biliyorsunuz yere düştüğü zaman çok etkili bir hale geliyor. Yani defans babında kaçışları, maçışları, tokatlamaları, üzerindeki zayıf atıcıları kapatması falan filan. Burada da özel saldırı atıldığında güç barın sadece yarısını kullanıyorlar. Yani tamamını kullanmıyorlar. Bir de böyle bir mevzuat var arkadaşlar. Ama yani defansı çok kırılgan maymuncuğun arkadaşlar. Yani girmemize çıkmamız hemen hemen bir olacaktır. Karşısında 6 yıldız R3 takviyeli Omega var. Yani maymuncuğun açıkçası çok da yapacağı bir şey yok. 12 combo, 13, 14. Şimdi özel saldırı bekliyordum ama dedim ki yahu beklemeye gerek yok. Eleman zaten çatır çutur eriyor. Arkadaşlar son vuruşların 3'ü de kritik geldi. Maymuncuk ne yapsın abi orada? Yani ortalama baktığınızda 15-16K falan bir gömçürtme operasyonu oldu. 18 kombo da maymuncağa girmemle çıkmam bir oldu. Ben de bir şey anlamadım o savaştan açıkçası. Neyse şimdi geldik asıl külfetli yere. Zalımın kızı Domino Allah kahretsin. Hep benim karşıma bu eleman çıkıyor abi. Ben
Nefret ediyorum bununla çalışmaktan. Şundan dolayı arkadaşlar takviye kullanıyorum. Yani yok edilemez takviye. Sıkıntı yok. Kullanıyorum da elimde kalmadı kardeşim. Her savaşta burada domino var. Her savaşta bunu takviye kullanıyorum. Elinde kalmıyor adamın. Ya yani elinde olsa sıkıntı yok. 20 tane 30 tane kullan ama yok. Bir de dikkat edin arkadaşlar. Domino burada hep şanslı. Yani bence domino burası için mükemmel bir yer. Var ya mükemmel bak. Eleman üzerinden şanslı hiç gitmiyor ve dikkat edin. Yetmeyecek 2 kere 3 kere falan şanslı açıyor yani. Bir kere falan da tabii ki köşeye sıkışıyorum. Yani ne olacak burada? Ama ilk 3 darbeyi yememe var arkadaşlar. İlk 3 darbeyi yememe açık. Yine şanslı. Yani neden? Üzerindeki şanslıyı bir türlü kapatamıyor zaten vicdansızın. Bak yine şanslı çok şükür. Yani bütün oyunu domino oynuyor abi. Bir dakikada vurmuşum 15 gol vuruş başka. Pozisyon yok ki abi. Yani iki tane şanslı. Tabii kampanya var. Bir alana bir bedava kampanyası. O da magiye giriyor genelde öyle şeylerde. Neyse elemanın L3'ünü doldurduk ama iyi çektik %39'a kadar. Burada olay şu. L3 attıktan sonra bazen size oyun oynama şansı vermiyor. Bırak bir saniye boyunca sizi kilitliyor. Eleman gidip tartaklıyor. Allah'a şükür öyle bir şey olmadı bak. Beni Allah'tan serbest bıraktı orada. Tartaklatmadı. Yoksa çok ızdırap yolu ya. Gerçekten çok sıkıntı yani bu karakter karşı burada. Çok saçma karolar arkadaşlar. Yani hakikaten aşırı saçma karolar. Yani bence oyunun en zorlu yani 2 3 kare boss değil boss'u sallayın abi boss'ta bir cacık yok boss'un karosunda. Oyunun en zorlu 2 karosundan bir tanesi arkadaşlar. Bu hatta belki en zorlu karosu ve buraya domino koyduğunda gerçekten çok etkili. Ama dediğim gibi yani yok edilemezlik takviyeniz varsa her türlü gondiklersiniz. Bu şekilde. Biz de gondikledik ama takviyem bitti gençler. Takviye kalmadı. Takviye etin ne? Tabii. Ve geldik arkadaşlar yine bir kinetik reaktör karosuna. Eğer burada L1 veya L2 fark etmez. Bu arkadaşı attırırsanız sizi fena bunaltır. Yani muazzam bunaltır diye güç boşaltacak. Güç kitleyecek karakterlerle gireceksiniz. Ya da tabii ki inat karosunun kalkmasıyla beraber ki Punisher 2099 daha önceki sezonlarda da inat karosundan faydalanamayan bir karakterdi. Q-Hack ablamızla girdiğinizde tabi insanlar burada şeyi düşünüyor direkt. İşte Punisher'ı attığımızda L1 veya L2 de alsa fark etmez. Eleman hepsinden kaçamaz. Bloklar o sürekli bunaltır. Bir nevi sirkülasyona getiriyorlar ama tabi Q-Hack arkadaşlar burada birçok olayı boşa çıkartıyor. Şekil A'da, görüntü B'de görüldüğü gibi. Bununla beraber resmen yalayıp yutturuyoruz gençler. Q-Hack ve Omega. Biri ittifak savaşlarının kraliçesi, biri de kralı arkadaşlar. Yan yana hakikaten çok leziz götürüyorlar. Yani elemanlar vahşet ya. Vahşet hakikaten vahşet. Ve geldik gençler. İki tane daha mini boss dövüşümüz var. İki tane mini boss. Bir tanesi %2,5 karosunda Hulkbuster var. Hemen arkasında bir de Killmonger var. 5 yıldız 6 yıldız neyse artık. %2,5 karosunda Hulkbuster gayet kolay. Yani Hulkbuster belki eskilerden düşünmüşlerdir ama yani inat karasu bile olsa biz yine bunu Q ekliyorduk. Bu arada 220 bin canı var. Q ekleyeceğiz arkadaşlar. Belki daha önce bunu hani Corvus Morvus falan girip tokatlayamaz burada işte diye yapılıyordu. Ama Q ek olayı bitiriyor arkadaşlar. Q ek olayı komple bitiriyor. Gel kardeşim sen de gel. Sen de gel kardeşim. Sen de gel canım. Vatandaş sen de gel. Q ekliyoruz arkadaşlar. Rahat bir şekilde bunu da Q ekliyoruz. O da 9. gundimiz oluyor. Tabii çaresiz. Çaresiz ne yapsın? Yani buraya bu daha ziyade yani özellikle mini bossların kısmına Q eklenemeyen arkadaşlar karakterler koymak daha makul. Yani Q eklenmeyecek. Çünkü dediğim gibi Q eklerin oyuna ittifak savaşına dahil olmasıyla beraber büyük ittifaklar yer aldı. Canopa, ASR gibi ittifaklar, NY gibi bir takım bile bugün birinciliğe doğru koşuyor ya. Çok enteresan. Neye yüzyıllardır ittifak savaşıyla alakası daha Platin 3'te Platin 4'te gördüğümüz neye. Şu anda dünya birinciliğine koşuyor. Demek ki elemanlar bu sezon ittifak savaşına da asılıyor. Çok enteresan. Yani artık farklı takımları yukarıda görmek tabii ki daha keyifli olur. En azından bir iki sezon daha böyle Canopa ASR birinci olmasın. Neye olur. Başka bir takım olur. Belki bir Türk takımı neden olmasın abi. Çok güzel olur. Çok yakışıklı olur bence. Hulkbuster tabi sağlığı çok fazla. 220 bin gibi bir sağlığı var. Yani ittifak maceralarında mini bossların var 300-350 bin canları. Onlar sürüyor zaten 3 dakika falan.
Bu da ortalama. Şu anda 2,5 dakika oldu arkadaşımız. Ama hala devam ediyor. Direnmeye ortalama bu da 3 dakika falan sürecek de. Tabii %2,5 karosu da burada etkili. Sallamalara %2,5'un üstüne çıkamıyoruz. Çıkamadığımız için dövüş burada uzun sürüyor. Daha önce bunlar %1'e %2,5'a falan takılmıyordu. Ama Kabam herhalde ayıkmış burada mevzuyu. %2,5'a Q2'yi iteklemiş. Yani Q2 için bunu iteklemiş. Ve arkadaşlar ortalama 2 dakika içerisinde de bu kardeşimiz knockout olmuş oldu. %2,5'a rağmen. Ve bir sonraki Killmonger. Oh. Killmonger arkadaşlar ki burada L1 engellenemez close ve çok hızlı güç barı doldurur. De L1'den sonra güç barı yavaşlar. Yani paso L1 atacak. Killmonger buraya yani çok da bana şey gelmedi arkadaşlar, çok da uygun gelmedi. Tamam Q eklenemez ama Omega'lanır, Havoklanır. Yani L1'i Killmonger'ı çok ahım şahım bir mevzu değil açıkçası. Yani orta seviyeli ekipler bile bence rahatça buradan kaçabilir. Biz yine tabii ki bu kadar güzel gitmiş bir savaşı yani sağlama alalım. Yine 45.000 gibi ortalama bir canımız olsun. Omega zaten yansıtmaları yemiyor ki arkadaşlar, yeseniz bile burada Killmonger dediğim gibi yani L1'de kalıyor. Yani L1'de atıl yansıtılan hasar çok fazla bir şey değil. Bir güç barından bahsediyorum. Tabi biz yine rakibe olumsuz etki verdiğimiz zaman rakip ekstradan güç barı dolduruyor. Da farklı bir galaksi. Ama ben vurdukça bir güç barı doldurmuyor. Dediğim gibi burada Killmonger bana çok doğru gelmedi. Yani Nick Fury olabilir. Mesela Nick Fury buraya güzel gidebilir. Güzel bir karakter olarak. Burada Nick Fury gidebilirdi. Ama bu arkadaşlar Killmonger'a güvenmişler. Bence Killmonger daha zensizle sersem yemeyen veya sersem yansıtma karılarında daha güzel iş görür. Killmonger'ı orada kullanacaksın. Zırh falan kırılmasın mevzusuna. Gerçi Killmonger'ı teklemek artık çok kolay. Kozmik Aile Sürücü'nün gelmesine. Ve arkadaşlar bu kardeşimiz de böylece knockout etmiş oluyoruz arkadaşlar. Vatanı millete hayırlı olsun. Savaşın sonuçlarına şöyle bir baktığımızda 10 tane saldırı kill alıyorum. 14 tane de defans kill alıyorum. Arkadaşlar bunun 10-12 tanesi Apokolips'e ait. 2 tanesi de Alev Adam'a ait. Yine Mustafa Kemal Atatürk 6 kill, 6 da defans almış. Sinan Ay 1992 10 saldırı. Ey maşallah. Acaba hangimiz MVP'yiz? Gerçi ikimiz de MVP'yizdir de. Serkan 7 kill, 7 gol 2 asist. Erkan 6 yıl. Yani bizim saldırı ekibi o Mr. Öztürk 8. Mr. Öztürk Dağlı 3-5. Nebiye de selam olsun buradan. Kimler var başka? Fibon var. 1'e 7 Ahmet var 1'e 7. 0'a 8 vardı. 1'e 6 var Akbaba. Tuna 0'a 7. Immortal 0'a 6 diye arkadaşlar aşağı doğru devam ediyor gençler. Cebrail 0'a 1. İşte Cebrail geri önde mi? Yedek olmak böyle bir şey işte. Yedek olunca savaşlarda. Savaşa bakalım arkadaşlar. Savaşa baktığımızda da şöyle. Tabii ki çeşitlilik bizde her zaman fix. Nereden çeşitliliğimizi çalmışlar acaba? 150'ye 141 arkadaşlar. Yani dediğim gibi yine rank kasıyorsanız mutlaka çeşitliliğe önem göstermeniz lazım. Mümkünse 150 olursa daha güzel, daha yakışıklı olur. Defans killleri de 42'ye 28 arkadaşlar. Yine üstüne basa basa hunharca böyle çat çat tokatlaya tokatlaya gençleri yine geçmişiz arkadaşlar. Birinci sırada MVP'de Magi TV, Sinan ve Serkan arkadaşlar. Bu maçında MVP'leri oluyor. Çok güzel, çok keyifliydi. Dediğim gibi kraliçe ve kral yan yana geldi mi durdurmak hakikaten zor. Bir tek Nalet Odası Domino içinde Warlock almıştık. Warlock da orada işini gördü gitti. Çok iğrenç bir şey ya. O Domino çok iğrenç bir karakter. Bak benim önüme koymayın abi. 7 numaralı yılın oraya koymayın ya. Sadece oraya koymayın. Başka yere koyabilirsiniz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ettik arkadaşlar. Aa dur ya şuraya da bakalım. Böyle genel bir bakış attığımızda Maki, Sinan. Bak arada minnacık bir fark var Sinan'la. Sinan da 10 kill aldı. Ben de aldım. Serkan, Mr. Öztürk, Fibon, Tuna, Ahmet, Erkan, Immortal ve Mustafa Kemal Atatürk arkasında arkadaşlar devam ediyor. Vatanı millete hayırlı olsun diyoruz. Şöyle bakalım. Son 3 maçı da güzel bir şekilde okutmuşuz. Hadi bakalım.
İnşallah daha güzel yerlerde, daha büyük rakiplerini gondiklerken de birbirimizi, kendimizi görmüş oluruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.